Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle Pinhani'nin Dünyadan Uzak şarkısının keman notalarını öğreneceğiz. Aynı zamanda yeni Sakiler diye bir grup da çıktı. O da böyle Müslüm Baba gibi söylüyor. Şarkıyı daha da değerli kılmışlar. Hemen kolay bir şarkıdır bu arada. Niye konuşamıyorum ya? Hemen notaları görelim. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar 4 porte yani 4 satır notamız var. Burada dikkat edeceğimiz şey diyez işaretlerimiz. Yani fa ve do notalarını diyez olarak çalacağız. Keman üstünde ben size göstereceğim nasıl olduğunu. Başka da bir şey de yok. Ölçü ölçü gidiyoruz arkadaşlar. Bakın ölçü çizgilerinin üstüne ben 1, 2, 3 şeklinde numara yapmışım. Oradan ben size tarif edeceğim. Şimdi şarkımızı genel itibariyle inceleyecek olursak. Bakın birinci ölçüyü çalıyoruz. 2'yi çalıyoruz. 2'nin sonunda bir tekrar işareti var. 2 noktada röpbizimiz var, çizgimiz. Tekrar 1 ve 2. ölçüyü çalıyoruz. Ondan sonra 3'ten devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6'yı çalıyoruz. Bakın 6'nın sonunda da yine bir röpbiz var. Bu sefer biz nereye atıyor? Bakın karşılığı olan 3. ölçünün başına atıyor. Burayı da tekrar çalıyoruz. 3, 4, 5, 6. Ondan sonra 7. ölçüden yani şarkının nakarat bölümünden devam ediyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'ü çalıyoruz. Şarkımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi de kendiniz şarkıyı uzatabilirsiniz. Hemen o zaman ben şimdi size önce keman üstünde kullanacağımız bu şarkıda fa diyez ve do diyez notalarını göstereyim. Şimdi la telimiz en ince mi yanında la değil mi? La telimizde ne yapıyorduk? Parmaklarımızı nasıl sıralıyorduk normalde? Bir boşluk bırakıp si basıyorduk değil mi? Birinci parmağımızda. İkinci parmağımızda dibinden do basıyorduk. Ondan sonra yine boşluk bırakıp re basıyorduk. Yani la dedik, boş tel. Birinci parmak si, tam dibinden do. Sonra bir boşluk, re basıyorduk. Şimdi do diyez olduğu için bu do'yu ikinci parmağımı buradan aşağı doğru kaydırıyorum. Bakın birinci ve üçüncü parmağım sabitken, 1 ve 3 sabitken 2'yi ne yaptım? Şuradan aldım. Buraya yapıştırdım. Şu ikisi şimdi ne oldu? Kanka oldular. Aralarından su sızmayacak. Birbirine yapışık. Yani söyle saymak gerekirse re, do diyez, si arkadaşlar. Kaldırdığımda boş telle. Şimdi fa'ya bakalım. Bir de fa diyez kullanacağız burada. Hemen yan tele geçiyorum. Re telim. Re telimde diziliş nasıldı? Bir boşluk bırakıp re'den sonra ne geliyordu? Mi geliyordu. Mi basıyorduk. Mi'den sonra direkt fa basıyorduk. Dibinden. Sonra da bir boşluk bırakıp sol basıyorduk. Bu şarkıda da fa diyez olduğu için arkadaşlar fa'yı ne yapıyorum? Bakın buradaki fa'yı yine şöyle sol'e yapıştırıyorum. Ne oluyor yani böylece? Sol, fa diyez ve mi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar çalıyoruz. Hemen o zaman ölçü ölçü şarkımızı öğrenmeye başlayalım. Evet, birinci ölçüden başlıyoruz arkadaşlar. Birinci ölçüde gördüğümüz gibi hangi notalar var? Re, re, do, si, do. Çalıyorum birinci ölçüyü. Şimdi birinci ölçümde R'lerin üstündeki noktaları arkadaşlar önce görmeyelim, tamam mı? R'lerin üstündeki noktaları görmezsek bakın ne oluyor? İlk 4 notam yarım vuruş, 5. notam yani do notası bir vuruş oluyor. O zaman şöyle bir şey olması gerekir. Bak. Normalde böyle çalıyordum ben bunu. Noktalar olmasaydı. Ama bakın noktalar olduğu için R'lerin üstünde o noktalar sürelerinin yarısı kadar uzatacak notayı. Yani biraz daha uzun çalacağız. O zaman re'leri uzatacağım ama sadece bak. İşte bu sefer ne oluyor? Ölçüm ortaya çıkmış oluyor. Birinci ölçüm. La teli üçüncü parmak. Re, re, do, si, do. Sonra bir vuruşluk es verip ikinci ölçüye geçiyorum. Yani es verip. Do'yu çaldım. Nefes alıp. Tekrar yayımı çekerek başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunlara dikkat ederseniz biraz daha rahat çalarsınız. İşaret koymadım buraya. İlla çekin diye belirteç koymadım. Burada söylüyorum size. Şimdi ikinci ölçüm. Boş tel la ile giriyorum. Nota süreleri aynı. Sadece notaları değiştiriyorum. Bakın burada da ne yaptım? La la sol fa fa. Burada iki tane la çektim. Aynı re'de olduğu gibi. Sonra re teline geçtim. Üçüncü parmak. Sol fa fa. Yine burada da yine arkadaşlar la'nın yanındaki ikinci ölçüde de la'nın yanındaki noktalar olmasaydı onu da, burayı da böyle çalacaktık. Bakın.
Na 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 na. Tak 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 tak. Yani es süreli 4 nota. Sonuncu notam da bir vuruş olacaktı. Ama bakın la'nın yanına nokta koyduğum için la'ları biraz daha uzatıyorum. Biraz daha dediğim nedir arkadaşlar? Burada yarım vuruş. Yarısı kadar uzatıyorum. Yani çeyrek koyuyorum üstüne. 3 çeyrek oluyor. Evet. Çok tekniğe takılmayın. Biraz uzatın diyorum. Evet. Olay budur arkadaşlar. Şimdi 1 ve 2'yi tekrar yaşadım size. Es. Sonra burayı ne yapacağız? Döneceğiz arkadaşlar. Şimdi 3. ölçüden devam ediyorum. 1-2'yi çaldık. 1-2'yi tekrar ettik. Bakın tekrar işareti de var. Şimdi 3. ölçüye geçiyoruz. Derya'ya yakın, dünyadan uzak kısmına. La la sol fa sol. Şimdi bakın burada 3. ölçüyle 4. ölçüye dikkat edin arkadaşlar. Önce oradan bahsedeyim. 3. ölçüyü çaldım ben. La la sol fa sol dedim. Bakın 3. ölçünün sonunda sol notası var. 2 vuruşluk. İçi boş saplı. İçine G yazıyor sol. Şimdi o 2 vuruşluk solü ben ne yaptım? Bağladım. 4. ölçünün başındaki 2 vuruşluk sol ile birleştirdim. Yani bunu biz ölçü sistemine uysun diye yapıyoruz. Senin burada yapacağın şey aslında o 2 solü tek sol olarak 4 vuruş çalmak. İtiyorsan iteceksin, çekiyorsan çekeceksin. Ne yapacaksın? Uzatacaksın onu, birleştireceksin. Sürelerini birleştireceksin. Şimdi bakın çalıyorum ben. Çekerek başlıyorum. Üçüncü ölçü. Ne yaptım? Uzunca bir sol çaldım. Evet. Çekerek başladım. La la sol fa sol. Bakın dört vuruşluk solü çekiyor oldum. Değil mi? Çekerek başladım. Tekrar. Es. Es. Dördüncü ölçünün sonunda da iki tane es var. 4 vuruşluk solümü çaldıktan sonra 2 kere es es diyorum. Yani birer vuruşluk es es. Ondan sonra 5. ölçüye geçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çalayım ben tekrar. Es es. Geç. Şimdi 5. ölçüdeyiz arkadaşlar. Derya'ya yakın dedik. Şimdi dünyadan uzak diyeceğiz. 5. ölçüyü Es. Es. Yine aynı şekilde 5'te 6'yı da çaldım. Şimdi 5'in 3. ölçüden farkı ne arkadaşlar? 3 4'ten yani 5 6'nın 3 4'ten farkı şu. 3 4'te ne yapmıştık? Yani la la sol fa sol solü çekerken burada da yine notalar aynı 5 6'da la la sol fa fa. Tamam mı? Burada da fa'yı uzatıyorum. La la sol fa. Öbüründe soldü, burada da fa arkadaşlar. Bakın zaten 5 ve 6'da görüyorsunuz. Fa'yı ne yapıyorum? Uzatıyorum. 4 vuruşluk fa. 2 tane es estedikten sonra zaten şarkının nakaratına dalacağız. Yine gözümüz yükseklerde diye. Evet 5 6'yı tekrar çalayım size. Boş la ile başlıyorum. Bakın ne yaptım? La la sol fa fa. 4 vuruşluk fa'yı uzattım. Yani fa diye zaten söylemeyeyim artık. Fa diye 4 vuruş. Yani ikisi 5. ölçüde, ikisi 6. ölçüde. Onu birleştirdim tek yayda. Sonra es, es dedim. Tak diye 7. ölçüye gireceğim. peki şimdi ben 7. ölçüye öyle lap diye girebiliyor muyum? Giremiyorum, değil mi? Başta bakın es var. Şimdi bakın orada 1,5 vuruşluk es var. Ben onu 3 yarım şeklinde bölmüşüm. Neden? Daha kolay anlayın diye. Değil mi? Şimdi sen şimdi tekrar 5 6'yı çalıyorum. Sonra 7'yi bakın ne yapacağım gör. Bak şimdi 5'ten başlıyorum. Es es 1 2 3. Bakın ne yaptım? Es es dedim 6'daki eslere yani birer vuruşluk eslere es es dedim. 7. ölçünün başındaki eslere ise 1 2 3 deyip 4 diyeceğim yerde de 4 demeden re diye giriyorum. Re, do, si, la, sol. Sonra 8. ölçüde fa, sol, la, si. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Neden şimdi ben buraya bu kadar önem verdim? Şimdi arkadaşlar, mesela örnek veriyorum. Bunun bir altyapısını buldun internetten. Gitar olur, piyano olur. Tamam mı? Bunu çalmak istiyorsun. Şimdi buradaki eslere dikkat etmezsen sen yine gözümüz yükseklerde çalarken adam çoktan perde perdeye geçmiş olur. Mesela uyuşmazsınız, senkron tutmaz. O yüzden bu esler
çok önemli. Yani bu esleri beklerken öyle bir düzgün beklemeliyiz ki sen re çalarken orada da adamın şarkının o bölümünden girmesi lazım. Altyapının. Evet. Tekrar 5, 6, 7, 7 ve 8. Yani bu portayı çalıyorum arkadaşlar. 5, 6, 7, 8. Bakın şarkı basit ama ben güzel, hem basit olan şarkıyı daha da böyle detaylı anlatarak bu şarkının içinden çıkın istiyorum. Tamam mı? Evet, 5'ten başlıyorum. Ne? Kafam karıştı. Ha, ne. Tabii. Çok konuşunca nerede kaldığımı unutuyorum ben. Evet, 5'teyim. Çalıyorum. S, 1, 2, 3. Olay budur arkadaşlar. Şimdi tekrar. Kapı çaldı, bir saniye. Evet. 7. ölçüden şimdi çalıyorum tekrar. Direkt 7'den başlayacağım için ne yapacağım? 1, 2, 3 deyip dalacağım arkadaşlar. 3 tane yarım vuruşluk es var. O yüzden bakın 1, 2, 3 şeklinde değil de öyle bir vuruşluk olsaydı bu şekilde es verirdim ama aynı 6'da olduğu gibi. 7'de yarım vuruş olduğu için 1, 2, 3, tamam. Tak tak tak, hızlı hızlı sayıyorum. Evet, hazır. 1, 2, 3. Şimdi ne yaptım 7. ölçüde? Bakın re, do, si, la, sol. Re, do, si, la, sol. Üçüncü parmak re'den başladım la dili. Re dedim. Sonra ikinci parmak do. Birinci parmak si. Boşta la ve re dili. Üçüncü parmak sole kadar indim. Sekizinci ölçüde ise hemen bir yanından fa'ya da ineceğim. Sonra fa, sol, la, si diye çıkacağım. Tamam mı? Bakın 8'de anlatayım bu arada. 8'de de fa diyezdeyim. Tabi bakın 8. ölçüdeki notalarım birer vuruşluk. 7'dekiler yarım, tamam mı? 7'dekiler tak 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 inerken 8'de tak 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 diye çıkıyor yavaş yavaş. Evet, 7 8'i birleştirerek çalıyorum. Sonra 9'a geçiyoruz. Hazır. 1 2 3. Budur. Evet, son kez. S. Re, do, si, la, sol, fa, sol, la, si. Tamam mı arkadaşlar? Olay budur. Şimdi 9'a geçiyoruz. Yine 9'da arkadaşlar süre yine aynı. Bakın yine 1, 2, 3. Re, do, si, la, sol. Bu sefer la, si, do, re. 10. ölçüm sadece farklılaşacak. 9'u çalıyorum. 1, 2, 3. Re, do, si, la, sol. Tamam mı? Tekrar 1, 2, 3. Re, do, si, la, sol. Şimdi 10. ölçüde. La, si, do, bakın 10. ölçüm sadece farklı. Birer vuruşluk. La boşlarıyla başlıyorum. La, si, do. 9 onu birleştireyim. S. Re, do, si, la, sol. La, si, do. Evet. 11'e geçiyorum. Yine 11. 9 da aynı. Onda da S, Re, Do, Si, La, Sol. Çalıyorum. S. Ya da 1, 2, 3. Yine Re, Do, Si, La, Sol. 1, 2, 3. 12. ölçü yine Fa, Sol, La, Si. Bunu da daha önce çalmıştınız arkadaşlar. Artık şarkıyı bitiriyorum. Bir yer bulalım. Dünyadan uzak diyeceğiz. Bitecek. 13. ölçüye geçiyorum. La la fa mi fa. Pardon. La la sol fa sol. Çalıyorum. La la sol fa sol. Bakın burada la la yine uzattık. Sol fa en sondaki sol notası arkadaşlar 13. ölçüde 2 vuruşluk onu uzatıyorum bakın. Ve es vermeden 14. ölçüye devam ediyorum. 14. ölçü ne diyor bana? La la sol fa fa. Tamam mı? La la sol fa fa. Şimdi 13-14'ü çalıyorum arkadaşlar. La la sol fa sol. La la sol fa fa. Tamam mı? Es vermeden çaldım bu sefer. La la sol fa sol. La la sol fa fa. Son kez çalıyorum. Bu
Bu şekilde de şarkımızı bitiriyoruz. Şimdi şarkıyı arkadaşlar baştan sona çalıyorum size. Tamam mı? Siz de pekiştiriyorsunuz. Ondan sonra kapatıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde şarkının ana yapısı budur. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kafanıza göre. Nakarat bölümü belli, giriş bölümü belli. Yani istediğiniz gibi ayar çekebilirsiniz. Ama şarkının iskeleti budur. Videoyu da çok uzatmak istemedim. Zaten detaylı bir şekilde vermeye çalıştım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videonun altına yorum yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.